Günaydın Hayat'tan herkese merhaba. Tam bir sene önce bugün Günaydın Hayat seyircisiyle buluştu. Siz sevgili izleyicilerimiz bizi yalnız bırakmadığınız için, yakından takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta aynı zamanda Tıp Bayramı, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. Bugün de programımızda çok değerli profesörümüzü, hocamızı konuk alıyoruz. Ve bu ay farkındalık ayı, kolon kanseri farkındalık ayı olduğu için kolon kanserinden bahsedeceğiz. Tedavisini, teşhisini, belirtilerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda nasıl beslenmek gerekiyor? Diyetisyenimiz bu konuda da bizi bilgilendirecek. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0095 505 756 0206. Evet sevgili izleyicilerimiz, ekranlarınızda kanalınızın başından ayrılmayın. Günaydın Hayat başlıyor. Kolon kanseri nedir? Bağırsağın hangi bölümlerini etkiler? Nasıl tedavi edilir? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gürhan Şişman stüdyomuzda anlatıyor. Kanserle mücadelede beslenmenin önemi nedir? Kanser hastaları hangi besinlerden kaçınmalıdır? Uzman diyetisyen Arzu Gökmen Yamanel sizler için yanıtlıyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Mersin deyince aklınıza ilk ne geliyor? Tantuni ise ekranlarınızın başından ayrılmayın. Tavuk tantuni ve közlenmiş patlıcanlı bulgur köftesi tarifleriyle Şef Sevim Bekgöz bizlerle birazdan. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız +90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.tretturk.com.tr. Günaydın Hayat başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına tekrardan hoş geldiniz. Mutfak köşemizdeyiz ve dün de bildiğiniz gibi bu haftaki şefimiz, mutfağımızın şefi Sevim Bekgöz. Merhaba. Merhabalar. Bugün yine hangi lezzetleri yapıyoruz? Bugün tavuk tantını yapacağız. Tavuktan yapacağız. Biraz da böyle farklı bir lezzetler katacağız içine. Ve közlenmiş patlıcanlı bulgur köftesi yapacağız. Harika. Et sevenler o zaman ekranların başından evet, ayrılmasınlar. Yine çok güzel pratik tarifler yine ve pratik farklı tarifler evet, geliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Öncelikle hangisinden başlayacağız? İlk önce köftemi yoğuracağım. Köftemi, bulgurumu, bir bardak bulgurumu, bir bardak suyla birlikte, sıcak suyla birlikte ıslattım ki kabarması için. Bunu güzelce ısladım. Suyunu yani çekti. Yani bu köfteye ekmek koymuyoruz. Yok yok, bulgur köftesi bulgur, bu. Evet. Bulgur köftesi. Bazı yörelerde sıkma deniliyor. Bazı yörelerde bulgur köftesi deniliyor. Bulgur köftesi böyle bulgurdan, içinde yumurtası, baharatı olan bir köfte. İçerisine salça koyanlar da oluyor. Biz bugün sosuna güzel bir sos yapacağız. Şimdi... Bulguru şöyle suda bekletiyoruz. Kaynar suda mı? Kısır yapar gibi aslında. Kısır yapar. Üzerini kapatıyorum. Güzelce suyunu çekene kadar bekliyorum. Karabiberini şöyle birazcık. Daha tuzunu. Sonra da normal köfte yapar. Kısır yapar. Hazırını göstereyim size. Şöyle. Aa, hazırları da var. Çünkü biraz el oyalıydı. Burada şey yok, et yok. Evet, et yok bu. Bulgurlu olacak. Bulgur köftesi. Evet. Şöyle pul biber ekliyorum birazcık daha. Malzeme listemiz ekranda. Var. Evet. Evet. Şöyle yoğuruyorum. Sıcak suda beklettik. Suyunu çektikten sonra içerisine baharatlarını, yumurtasını koydum. Tuzunu ilave ettim ve unla birlikte... Un da koyuyoruz. Evet, un toparlayacak onu, dağılmasını önleyecek. Bazıları irmik de koyuyor. Şöyle... Bu tava bayağı kızardı. Evet, onun hemen yağını dökeyim. Bir taraftan onun sosu da olsun. Evet. Çünkü... bulgur köftelerini suda haşlayacağım. Sonradan da sosuna koyacağız. Tamam. Şöyle şimdi salçasını da ekliyorum. Salçası. Kızmış ya tava. Siz yaklaşmayın isterseniz, üzerinize gelmesin. Sizin de üzerinize. Ben uzaktayım. Şöyle hemen. Domates sosu. Domates sosunu da döküyorum. Yazdan kalan domates sosları evet, da olabilir. Evet. Şöyle. Burada hem salçayı karıştırıyoruz hem de salça domates sosunu. Salça ve domates. Şöyle güzel bir sos yapacağız. Sarımsak ekleyeceğiz. Şöyle. Evet. Sarımsakla domates de zaten birbirine çok yakışıyor. Evet, kesinlikle. Yediğimiz çok kadar bolca da kullanabiliriz değil mi? İsteyenler köfte patlıcanlı yoğurt yapacağız ya. Evet. Onun içerisine de koyabilirler. İsterseniz sosuna da koyabilirler. Çok sarımsaklı sevenler ikisine de kullanabilir.
şöyle. Sanki sarımsak bu tarife çok yakışacakmış gibi geliyor. Kesinlikle. Bulgur köftesi. Kıvam bu aslında. Şöyle bir gördüm. Kıvamı olacak. Küçük böyle, küçük yapmak. Elinizi ıslaya ıslaya yaparsanız daha güzel olacak. Elinize yapışmayacak. Şöyle yuvarlıyorsunuz. Sonradan da bu şekli alıyorsunuz. Ben hemen hazır ben olan... Bence bu tarifte en zorlayıcı şey, çok pratik her şey, onları küçük küçük yapmak. Evet, o biraz el oyalayıcı. Ben bazen çok yaptığımda ne oluyor biliyor musunuz? Küçük küçük başlıyorum, bir bakıyorum büyüyor. Evet, onu fark ettim. Evet, şöyle. Yani böyle televizyon seyrederken... Evet, bizi evet, seyrederken, oturduğumuz yerde yapabiliriz. Günaydın Hayat seyrederken yapabiliriz. İsterseniz bunu bu şekilde yapıp buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp yine böyle bu şekilde suda haşlayabilirsiniz. Sonra da sosuna koyabilirsiniz. Hı hı. Şöyle yani... Suyunu peki ne yapacağız? Suyunu hiçbir şey yapmıyoruz. Biraz sulu sulu alıp buraya koyuyorum ben. Hı hı. Kevkirle alıyorum içerisine, sosumun içerisine atıyorum. Şu şekilde. Sonrasında bunu kaldırıyorum hemen bunu. Daha sonra tekrardan yapalım. Burada da patlıcanımız var, közlenmiş patlıcanımız var. Yoğurtla birlikte onu güzelce karıştıracağım. Közlenmiş patlıcanı peki evde nasıl yapabiliriz? Böyle fırında yapabiliriz. Minik bir tavsiyeniz olur mu? Fırında közleyebilirler. Hı hı. Ocakta da tavada da közleyebilirler. İsterseniz hazır da alabilirsiniz. Hı hı. Şöyle karıştırıyorum. Mesela ben bu sosun... köftenin altına semizotu da yoğurtlayıp üzerine köfteleri koyuyorum. İsterseniz ıspanak yoğurtlayıp haşladıktan sonra ıspanağı onu da aynı şekilde alt taban olarak kullanabiliyorum. Yani çok yakışıyor. İlla patlıcan olması gerekmiyor. Yok yok hayır kesinlikle istediğiniz... Evde de varsa yapabiliriz. Yapabilirler tabii ki. Patlıcan da olur, kabak yoğurtluyoruz ya hani evet. O da çok lezzetli olur. Yani çünkü bu bulgur köftesi sosuyla birlikte yoğurtlu olan her şeye çok yakışıyor. Yoğurtlu illa yoğurtlu mu yapmamız gerekiyor? Hayır kesinlikle. Sade olarak da böyle soslu olarak da yiyebiliriz. Kesinlikle. Bu birazcık burada haşlanacak. Sonra bu köftelerimi alıp sosun içerisine koyacağım. Alt tabanım patlıcan olacak. Onu da üzerine. Evet. Tabağa patlıcanı koyuyorum yoğurtlu. Üzerine de soslu köftemi koyuyorum. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Birazdan görüşmek üzere. Tamamdır. Sizi mutfakta bırakıyorum. Konuğumu çağırıyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz Profesör Doktor Gürhan Şişman bizlerle stüdyomuzda. Yaş, cinsiyet, genetik yatkınlıklar. Kolon kanserinin oluşumunu artıran risk faktörleri nelerdir? Polipler kansere dönüşür mü? Kolon kanserinin tanı ve tedavisi nasıl olur? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gürhan Şişman şimdi Günaydın Hayat'ta yanıtlıyor. Hocam hoş geldiniz. Tıp bayramınızı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de tüm meslektaşlarımın özellikle 2019 ve 2020 pandemi döneminde en ön safta kendini siper eden tabiri caizse yine bu senede deprem bölgesinde gidip görevlerini yapan tüm meslektaşlarımın ayrı ayrı tıp bayramını kutluyorum ben de. Evet hocam. Bu ay aynı zamanda farkındalık, kolon kanseri farkındalık ayı. Kolon kanseri nedir tam olarak? Biraz bahsedebilir misiniz? Önce isterseniz kolonun ne olduğunu bahsedeyim. Yani çünkü halk arasında işte kalın bağırsak, kolon, rektum insanlar hep bu terimleri duyuyor ama bir türlü bilmiyorlar değil mi? Bilmiyorlar evet aynen öyle. Genelde bizim sınıflandırmamızda anüsten itibaren yaklaşık bir 10-15 santimetrelik kısım rektum olarak adlandırılıyor. Daha sonra olan yaklaşık olarak 70-75 santimetrelik kalın bağırsak kısmına ise kolon diyoruz biz. Dolayısıyla bu burada yerleşik olan tümör ve kanserlerin tedavi yaklaşımı da bazen farklı oluyor. Dolayısıyla biz rektum kanseri ya da kolon kanseri var ise hastada tedaviyi de ona göre planlıyoruz. O yüzden bu iki tabiri biraz ayırmak gerekiyor ama halk arasında hepsi kalın bağırsak olarak biliniyor. Evet. Burada var olan çok çok mikroskopik düzeydeki hücresel değişiklikler zaman içerisinde bizim ciltte nasıl etmediğimiz bir görünüm oluyor ya bazen. Biz ona kalın bağırsakta polip adını veriyoruz. İşte bu polip haline geliyor önce. Daha sonra da müdahale edilmezse zaman içerisindeki bu zamanı bilmiyoruz. Kişiden kişiye çok değişebilir. Polipin tipine göre değişebilir. Bir takım risk faktörlerine göre değişebilir. Kiminde bir sene sonra, kiminde de 5 sene ya da 10 sene sonra
Bu tip oluşumlardan kanser meydana geliyor ve artık hasta kolon kanseri teşhisi alıyor ne yazık evet. ki. Polip her zaman kansere dönüşür mü yoksa zararsız olarak da orada kalabilir mi hocam? Şimdi poliplerin kendi arasında bir takım tipleri var. Eğer bu tipler patolojik olarak incelendiğinde ve patolojideki doktor arkadaşlarımız bize bunun iyi huylu bir polip olduğunu söylediğinde bizim bir takım rehberlerimiz var Cevahir Hanım. O rehberlere göre hastayı takip ediyoruz. Eğer bu polip kanserleşecek karakterde bir polip değil ise ve hastanın yaşı 40-45'ten fazla ise o zaman genelde 5 senede bir kolonoskopi öneriyoruz mutlaka. Ama kanserleşebilecek potansiyele sahip bir polip ise ve hastanın bir takım risk faktörleri varsa bu 5 seneyi daha aşağı çekiyoruz. Örneğin 1 sene, örneğin 3 sene gibi. O yüzden mutlaka her kolonoskopiden sonra hastaya detaylı bilgiyi verip ona göre kontrol sürelerini belirliyoruz. Evet, kolonoskopi demişken birçok insan da çok korkuyor değil mi evet, kolonoskopiden? Çok. Niye bu kadar? Aslında çok da hani ameliyattan çok daha güzel bir yöntem evet. öyle değil mi? Ya şimdi şöyle kolonoskopide insanlar tabii bir kere toplumsal bir önyargı var. Onu evet. kabul etmek lazım. İnsanlar yani çok fazla aslında bunu duyduğu zaman hem cümlesel olarak hem de böyle bir ahlaki değer olarak aslında korkuyor. Ama böyle yapmamak lazım. Neden? Benim gelecekte başarmak istediğim bir şey olsa şunu başarmak isterdim bundan 20 sene sonra. Keşke herkes 45 yaşında bir defa kolonoskopi yaptırsa. Yani bunu başarabilirsek toplum olarak biz kolon kanserini önlemiş oluruz. En azından 45 yaşından sonra olabilecek. Ve inanır mısınız günümüz şartlarında kolonoskopi güzel bir temizlik yapar iseniz eğer. Yani bu şu demek oluyor. Öncesinde mutlaka bağırsağı boşaltmak gerekiyor. Ve biz bir kamera yardımıyla ki bu kameralar eskiden çok rigiddi. Yani sağa sola dönmezdi, çok sert yapıdaydı, işlemde bazen anestezi olmuyordu, cidden çok can yakıcıydı. Ama artık günümüzde bunlar flexible yani dönebiliyor. Yukarıya, aşağı, sağa, sola istediğimiz zaman geriye çekip şekil verebiliyoruz, geriye döndürebiliyoruz cihazı. Dolayısıyla artık günümüz şartlarında anestezinin de iyi bir temizlikle birleştiği zaman yaklaşık olarak 7 ile 10 dakika içerisinde bir kolonoskopiyi bitirmiş oluyoruz. Düşünsenize yani 45 yaşındasınız, 7 ile 10 dakikalık bir işlem yaptırıyorsunuz ve kolon evet. kanseri riskiniz tamamen ortadan kalkıyor. Dolayısıyla böyle bir yöntemi keşke bundan 20 sene sonra ben neyi başarmak isterim sorusunun cevabı herkesin kolonoskopi yaptırmasını 45 yaşında başarabilirsek bizim için çok büyük bir... Anestezi alınıyor mu peki? Tabii. Mutlaka biz anestezi... O zaman farkında olmadan değil mi? Hiç. Yani hasta hatta kesik ben... Kesik yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Biz poliklinikte hastalara bilgi verirken yani işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrasında ağrı duymayacağını kesinlikle söylüyoruz. Ve cidden işlemden sonra hastalar odaya çok mutlu olarak geliyor. En son bizi gördükleri an hadi işleme başlıyoruz deyip böyle onları telkin ettiğimiz an oluyor. Ondan sonrasını hiçbir şekilde hatırlamıyorlar. Biz o sırada bütün polipleri çıkarmış oluyoruz. Hasta da iyi bir bağırsak motifiyle evine gönderilmiş oluyor. Çok güzel hocam. Peki kolon kanseri görülme sıklığı nedir hocam? Yani çok sık görülen bir kanser türü mü? Kolon kanseri... Ne yazık ki beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle ve bir takım risk faktörlerinin ortaya girmesiyle toplumda çok sık olarak görmeye başladığımız ve hatta zaman geçtikçe daha da çok sıklaşan bir kanser türü. Türkiye'de her sene 6500 hasta kolon kanseri teşhisi alıyor, yeni teşhis. Bu dünyada değişik ülkelerde oransal olarak çok daha farklı. Erkekler Türkiye'de daha kadın, mı fazla? Türkiye'de aslında ortalamaya yakın, çok ortalamaya daha fazla yakın. Değil, ortalamaya yakın. Türkiye'de baktığımız zaman genelde erkeklerde dördüncü sırada, kadınlarda da memeden sonra ikinci sırada görebildiğimiz bir kanser türü. Dolayısıyla bizim bu kanseri önlemek elimizde nasıl kadınlar belli bir yaştan sonra göğüs muayenesiyle aslında kendileri farkına varabiliyor. Biz de mutlaka eğer risk faktörü varsa daha erken ama risk faktörü yoksa 45 yaşından sonra hem Türk Gastroenteroloji Derneği hem de biz 5 yılda bir mutlaka kolonoskopi öneriyoruz. Eğer ikinci sıradaysa gerçekten? Gerçekten fazla. Büyük bir oran aslında. Kesinlikle. Fazla bir oran. Dolayısıyla özellikle kadınlarda meme ile beraber de olabiliyor. O yüzden meme tümörü özgeçmiş olanların kolonoskopiyi daha erken yaptırması gerekebilir. Bunu zaten yani, onkolog arkadaşlarım öneriyor mutlaka. Yani şöyle hani mesela meme kanserinde anneye, ailede var mı? Tabii. Anneanneye, babaanneye bakılır ya genetik. Mutlaka. Şimdi meme kanseri varsa kolon kanseri olma riski de mi artıyor? Riski artıyor. Bir takım genetik özellikler var burada. Bir takım gen çalışmaları yapılıyor. Eğer bu çalışmalarda biz o gen lokusunu pozitif bulursak mutlaka hastaya kolonoskopi yaptırmasını öneriyoruz. Ama onkolog arkadaşlarım genelde meme tümörü olan hastalara varsa mutlaka bir kolonoskopiye gönderiyor bundan bağımsız olarak da. O yüzden
Özellikle ileri yaşlarda meme tümörü varsa da kolonoskopi yaptırmak gerekir. Bu doğru bir bilgidir yani. Peki bunun dışında risk faktörleri nelerdir hocam? Bunun dışında beslenmeden az önce biraz bahsettim. Gündelik yaşamda beslenme çok çeşitlendi. Onun haricinde yine beslenmenin bir ucu olan obezite. Obezite çok büyük bir risk faktörü kolon kanseri için. Ne yazık ki obezlerde daha fazla gözüküyor. Yine sigara ve alkol tüketiminin fazla olması. Bunlar kolon kanseri riskini arttırıyor. Onun haricinde bir takım genetik yatkınlıklar, bir takım genetik sendromlar var. Bu sendromlarda kolon kanseri riski çok artmakta. Onun haricinde yine bizim kendi hastalarımız ya da toplumda çok sık gözükmeye başlayan iltihaplı bağırsak hastalığı dediğimiz ülseratif kolit ve Crohn hastalığında da kolon kanseri riski yıllar geçtikçe daha çok artıyor. Onun için biz mutlaka bu hastalara düzenli olarak kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz. Belli başlı risk faktörleri bunlar ama bunun haricinde yine hormonal bozukluklar varsa ya da başka organların disfonksiyonu varsa da kalın bağırsak etkilenebilir. O yüzden eğer klinik şartlar, klinik semptomlar bize kolon kanserini düşündürüyorsa şikayetler, biz hastaya mutlaka kolonoskopi öneriyoruz. Peki kabızlık, diyare gibi belirtileri oluyor mu kolon kanserinde? Kolon kanserinde aslında belirtiler şu şekilde başlıyor daha çok. Sizin de söylediğiniz gibi kabızlık da yapabilir, diyare yani ishal de yapabilir. Ama bunun haricinde eğer erken evre bir tümör ya da kanser varsa hiç semptom yapmayabilir. İşte kolonoskopinin önemi burada devreye giriyor. Hiçbir şikayetiniz yok, bütün işlerinizi yapıyorsunuz, günlük hayatınıza devam ediyorsunuz ama içinizde bir kanser var. Bundan haberiniz yok. Bundan ağrı da ancak yapmıyor, sızı da yapmıyor. Hiçbir şikayet yapmıyor. Bunu ancak belki rutin taramalar esnasında tespit edilen demir düşüklüğü, yani kan düşüklüğü ya da bir şekilde vermiş olduğunuz dışkı testinde kanamanın pozitif olması hemen bizim meslektaşlarımız tarafından bir kolonoskopi yapma gerekliliği hastaya bildiriliyor. Genellikle aile hekimleri bunu söylüyor. Ve biz bu hastalara kolonoskopi yapıp erken evrede tümörü yakalayıp hemen tümörü oradan alabiliyoruz. Yani düşünsenize o işlemde tümör alınıyor ve hiçbir şekilde ameliyata ihtiyacınız olmuyor. Hiçbir şekilde kemoterapiye ihtiyacınız olmuyor. Radyoterapiye ihtiyacınız olmuyor. Yani önce peki, sizin diğer yaşam kaliteniz artıyor. Evet, diğer kanser türleri gibi etrafta kalmış olabilir mi o hücreler minik? Burada kesinlikle çok önemli olan bir şey var. O da iyi bir değerlendirme. Biz kolonoskopi esnasında artık bizim advanced kolonoskopi dediğimiz ileri endoskopik tarama yöntemleri var. Biz endoskopi esnasında oradaki hücresel yapıya kadar değerlendirebiliyoruz neredeyse. Yani ne kadar derinde olabilir, ne kadar yaygın olabilir ona göre lezyonun ya da polibin olduğunu yeri çıkararak hastada tam kürü sağlamak istiyoruz. Artık hücre kalmasın ve bu hastalık nüksetmesin diye. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Devam edeceğiz birazdan. Şimdi beslenmenin önemini konuşacağız kolon kanserinde. Ezgi Pekgöz, uzman diyetisyen, Manchester Birleşik Krallık'tan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Güran hocamızla burada kolon kanserini konuşuyoruz. Bu ay kolon kanseri farkındalık ayı. Çok güzel bizi bilgilendiriyor, aydınlatıyor. Sizinle de beslenme konusunu konuşmak istiyorum. Beslenmeyi biliyoruz ki çok çok önemli. Az önce Güran hocamız da bahsetti. Son yıllarda değişen beslenme rutinimiz, düzenimizden kaynaklı da kolon kanserine yakalanma riski çoğalıyor diye. Siz bağırsak dostu diyetten bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle doktor beyin de dediği gibi çok önemli beslenme ve özellikle bir dergide Nutrients dergisindeki 2019 tarihli bir çalışmada makaleye göre yediklerimiz bağırsaklarımızı direkt doğrudan etkiliyor, beynimizi doğrudan etkiliyor ve sağlıklı bir bağırsakta kalp hastalığı, kanser gibi kronik hastalıklara karşı bizi koruyor. Öncelikle danışanlarımda genelde kanser hastalarında gıda eliminasyonu diyeti uygulanıyor. Bu çok normal. Yani özellikle lektin içeren gıdalar, gluten veya laktoza burada önem veriliyor. Yani bu üç grup çıkarılıyor öncelikle. Çünkü bunlar zararlı bakterilerin en temel gıdası aslında. Bu diyet sayesinde aç kalan zararlı mikroorganizmalar ölmeye ve bağırsak dostu bir beslenme içeriğiyle beslenmeye başlıyoruz. Ve burada probiyotik ve prebiyotik gıdaların da zaten önemli olduğunu biliyoruz. Bunlara genelde ağırlık veriyoruz. Bunlar nelerdir peki? Bunları da sıralayabilir misiniz? Tabii ki. Bunlar genelde yoğurt, kefir gibi sütün alternatifi olan gıdalar. Aynı şekilde kimçi, salamura sebzeler, lahana turşusu,
kombu çayı gibi özellikle kahverengi deniz yosunu bulunabilirse bunların hepsinde probiyotik gıdalar diyoruz. Aynı şekilde kabızlığı önleyen ve bağırsak sağlığına yardımcı avokadodan veya ıspanak gibi lifli gıdalardan da yararlanılabiliyor böyle bir durum varsa. Yine süt alerjileri çok sık bilinen alerjilerden. Yeni doğanlarda karşılaşılan özellikle kolik rahatsızlığının sebebi de süt alerjisi oluyor. Burada fermente edilmiş evde proteinlerin çoğu insanların kolayca sindirilebileceği halde oluyor fermente edildiğinde. O yüzden bağırsak hastalıklarına karşı beslenmede evde yapılmış, fermente edilmiş süt ürünlerini öneriyoruz. Yine nişastasız sebzeler de, taze sebzeler de çok önemli. Enginar, pancar, kuşkonmaz gibi veya havuç, kabak, patlıcan gibi bildiğimiz sebzeler özellikle pişmiş çiğ salata üzerine ya da sebze suyu halinde pişmiş bir tencere yemeği olarak servis edilebilir. Aynı şekilde kabuklu ceviz yani badem, fındık gibi bunlar da doğal yağlardır omega 3 ve 6 yağ asitleri açısından. Bunları da ara öğünlerde tercih edilebilir. Bakliyatlar da sıkıntılı bağırsak hastalıklarında. Bazı bakliyatları özellikle 12 saat önceden pişirerek yani suda bekleterek, gazını çıkararak zararlı maddelerden özellikle lektin ve bazı nişastalardan arındırmak o şekilde tüketmek de faydalı olabilir. Güran Hocam hani son zamanlarda böyle prebiyotik, probiyotik artık bu tanımları herkes bilir oldu. Çok fazla gündemde çünkü. Bunlar eğer bağırsaklarda azalırsa kolon kanseri riski çoğalıyor mu? Şimdi bunu hem hastalarım bana soruyor hem de bu konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Ben her zaman doğa probiyotikçi olarak biliniyorum. Yani iyi beslenmek, güzel beslenmek her zaman bağırsağın dostudur. Burada önemli olan şey şu, bilimsel olarak kesin bir kanıtı yok. Yani bağırsaktaki mikroorganizmaların dengesi bozulduğu zaman kanser ya da tümör riski artar diye. Bunu belki gelecekte göreceğiz. Şu anda kesin bir data yok ama benim hastalarıma önerim mutlaka doğal probiyotik taraftarı olsunlar. Yani dışarıdan bir probiyotik almayı kesinlikle ben önermiyorum. Evet. Yani bir işte eczaneden ya da başka bir yerden hani yapılmış çünkü saklama koşulları, elde ediliş şekli sizin mikrobiyatınıza uygun olmayabilir bilemezsiniz. Yani burada 10 kişiyiz. 10 kişinin de mikrobik profili farklı olabilir. Bizim evet. ihtiyacımızın ne olduğunu bilmemiz çok zor. Ama iyi beslenirsek, organik beslenirsek, kızarmış şeylerden uzak durursak, sporumuzu güzel yaparsak, bol su tüketirsek, yürüyüşümüzü yaparsak, kontrollerimizi düzgün yaptırırsak tabii ki kolon kanseri riskini azaltmış oluruz. Ama dediğim gibi ben doğal probiyotik taraftarıyım. Yoğurdumuzu, kefirimizi, turşumuzu, işte işte kombuça çayımızı ya da sebzelerimizi bol bol güzel tüketirsek ama yeme kurallarına da uyarsak bunlar da çok önemli. Öncelikle yavaş yemek yemek gerekiyor. Mutlaka hızlı değil. Yavaş yemek yiyeceğiz. Sindirimin ağızda başladığını bileceğiz. Gece geç saatlerde yemek yemeyeceğiz. Bağırsağı yormamak için saat 8'de biraz artık yemeği kesmemiz gerekiyor ki artık bağırsak ve mide birazcık dinlensin. Bunlar çok çok önemli şeyler. Bunlara dikkat edersek, yani katkı maddeli olan gıdaları çok fazla tüketmezsek. Çünkü hastalar artık şuna gidiyor. Bakıyorsunuz ki elinde hastanın bir işte markete giriyor. O bunu alıyor, şunu alıyor. Yani her okuduğu şeyi alıp bu sefer hani daha da farklı şeylere sebep olabiliyor. Evet. O yüzden mümkün mertebe genel bilgilerimiz dahilinde çok fazla ıcı acıcıya inmeden, kaybolmadan. Çünkü bu sizin yaşam kalitenizi çok da bozabilir. Kaygı bozukluğu yapabilir sizde. O yüzden bunlara böyle genel kurallar çerçevesinde dikkat ederek bence kontrollerimizi de yaptırarak kolon kanserini önleyebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ezgi Hanım, az önce hani sağlıklı besinlerden bahsettik. Şimdi hocam da böyle üstün körü zararlı olanlardan bahsetti. Mesela kızartma dedi. Başka hangi besinler zararlıdır bağırsak sağlığı için? Aslında tahıllara da burada değinmek istiyorum. Bazı bağırsak hastalıklarında tahıllardan kaynaklı da işte patateste mesela yer elması, buğday, çavdar, yulaf, pirinç, arpa gibi bu besinleri de çıkarmamız gerekebilir. Gerçekten mi?
yani bazı bağırsak hastalıklarında evet. Çünkü nişasta ve gluteni içerdiği için bunlar diyetten çıkarmış oluyoruz. Yani eliminasyon diyeti dediğimiz her hastada farklı tabii ki deneyerek görüyoruz. Yine şeker dışında tükettiğimiz karbonhidrat çeşitlerinin en başında nişasta yer aldığı için burada nişastanın sindirilmesi çok zor ve hasar verici olabiliyor. Dediğim gibi şeker ve şeker içeren tüm gıdalar, vücut şeker saldırısıyla çünkü başa çıkmak için mevcut mineral ve enzimleri aşırı derecede kullanmak zorunda kalıyor. O yüzden hazır paketlenmiş gıdaları kontrollü bir şekilde tüketmek, laktoz ve laktoz içeren gıdaları da tekrar hastalara göre farklılık gösterir ama çift molekülüdür, süt şekeridir. O yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. İşlenmiş hazır gıdalar da kek, tatlı gibi bunların ana maddesi un ve şeker olduğu için bunlara da dikkat etmek lazım. Doktor Bey'in de dediği gibi besinleri mutlaka yani gün içine yayarak aynı anda 3-4 çeşit büyük porsiyonlarda tüketmek değil de yavaş yavaş az az sık sık beslenme tarzında uygulayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ramazan ayı da geliyor. İnsanlar mesela son zamanlarda hani aralıklı oruç diyeti de söz konusu. Peki böyle bir diyet veya Ramazan ayında oruç tutma da böyle zararlı olur mu bağırsak sağlığı açısından yoksa yararlı mıdır hocam? Şimdi bu tabii yine kişiden kişiye çok değişir. Hastalar bana çok soruyor klinik pratikte. Yani biz günde ortalama 50 tane farklı hasta gören bir branşız ve bu özellikle ağızdan anüse kadar beslenmeyi de ilgilendiren bir organ paneli olduğunu düşünün. Evet. Primer işimiz bu. Yani sadece diyet önermiyoruz hastaya. Bunun sonuçlarını da görme şansımız var. Yani her gün endoskopi yapıyoruz, her gün kolonoskopi yapıyoruz. Hastayı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla aslında bu işin son noktasındayız. Onu demek istiyorum. Şimdi burada Ramazan ayında oruç tutmak tabii ki sıhhat açısından oldukça iyi. Bir takım hastalıklarda tabii ki bunu engellemek istiyoruz. Yani özellikle ilaçların kullanması gereken, aç kalmaması gereken, İltihaplı bağırsak hastalığı dediğimiz ülseratif kolit ve kron hastaları var. Eğer bu hastalar remisyonda değilse cidden bu hastalar için oruç tutmak çok uygun olmayabilir. Biz hastayla mutlaka bunu konuşarak bilgilerimizin ışığında onların da onayını alarak kontrollerini yapıyoruz. Ama örnek vermek gerekirse bir takım hastalıklar var. Intermittent fasting dediğimiz uzamış açlık cidden iyi geliyor. Örneğin bu daha çok mideyi ilgilendiren hastalıklar aslında. Mesela midenizde asit miktarınız azsa çok fazla gıda yemektense aralıkları açarak gıda yemek daha mantıklı olabilir. Evet. Bunu da öyle basit testlerle anlayamazsınız. Yok işte bazen duyuyorum ben karbonat içiyorsunuz da mideniz şişiyorsa bunların bilimsel dayanağı yoktur ve bilimsel dayanağı olmayan testler kesinlikle hastalara anlatılmamalıdır. Hastalar da bununla beraber bilgi çöplüğüne girmemelidir. Girerlerse inanılmaz bir kaygı bozukluğuyla hasta ne yapacağını şaşırıyor. Yani o bunu dedi, şu bunu dedi. Hayır, bilimsel bir veri varsa, eğer bilim onu destekliyorsa cidden bilim şaşmaz. Ama desteklemiyorsa böyle şeylere çok fazla tamah etmesinler. Intermittent fasting'i bizim önerdiğimiz gastroenterologlar olarak genellikle mide asidinin az olduğu durumlarda atıyorum 12'ye 12 ya da 14'e 10 gibi günü 24 saate böldüğümüzü düşünürsek yapılabilir. Ama bağırsak açısından bireysel bazda Cevahir Hanım yapıyordur, ben çok rahat ediyorum. Bu sizde olabilir ama Gürhan yapıyordur, rahat etmeyebilir. Evet. O yüzden her bireye bunu öneremezsiniz. Evet. Kişiyi iyi tanımanız lazım, biyolojisini iyi bilmeniz lazım. Belki endoskopik, kolonoskopik özelliklerini iyi bilmeniz lazım. Yani siz orada durup bana ya Gürhan sen intermittent fasting yap, sana çok iyi gelir demek bir hata olur. O yüzden bunu hekim kontrollü, diyetisyen kontrollü, bütün datayı bir araya getirerek bilgi vermek gerekir. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Ezgi Hanım, peki sizin kolon kanseri ve beslenme konusunda bir eklemek istediğiniz başka şeyler varsa sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Kırmızı et tüketiminden biraz bahsetmek evet. istiyorum. Fazla da tüketiyoruz Türkiye'de de. Özellikle bu tüketim fazlaysa kolon kanseri riskini yine tetikleyebiliyor. Çünkü fazla kırmızı et tüketimi kanserojen heterosiklik aminlerin nitrozaminlere oluşmana zemin hazırlayarak kansere yol açabiliyor. Bu nedenle genelde haftalık kırmızı et tüketimini 500 gramdan az olacak şekilde ayarlamak, aynı şekilde özellikle işlenmiş salam, sosis
sucuk gibi etleri mutlaka tüketmememiz lazım bu dönemde. Yine yüksek kalori içeren karbonhidratlardan beslenmenin yanı sıra mutlaka lif içeriğinden zengin sebze ve meyvelere odaklanalım. Yine kalsiyum kaynaklarına da dikkat çekmek istiyorum. Kalsiyumdan yüksek gıdalara eklemek kolon kanserine karşı önemli derecede etkili. Günlük genelde yetişkinlerde ihtiyacımız 500 ila 1100 international unit'tir. Buna göre kalsiyum kaynaklarından zengin beslenmek, gerekirse D vitamini almak da çalışmalarda kansere karşı önleyici etkiler arasında. Çok teşekkür ediyoruz Ezgi Hanım. Yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkürler, iyi yayınlar. Hoşçakalın. WhatsApp'tan sorularımız var. Aslında biraz böyle tedavi yöntemlerine de yönlendirecek sorular. Ben onları sorayım. Siz tabii oradan tedavi yöntemlerine de geçersiniz, tabii, anlatırsınız. İstanbul'dan Fazlı Kökçü sormuş. Geçtiğimiz Haziran ayında rektum tümörü ameliyatı oldum. 15-20 santim civarında bağırsak alındı. İliyostomi torbası da Ekim ayında iptal edildi. Bağırsak düzeni hala düzelmedi. Rektum olduğu için sık sık tuvalete çıkmam devam edecek mi? Yoksa belli bir müddet sonra eski halime döner miyim? Yaşı da 46'ymış. Güzel bir soru. Bu bizim de ameliyattan sonra hastaları görmüş olduğumuz bir problem. Genelde kalın bağırsağın rektum dahil total uzunluğu 70-80 santimetre. Kimin de 1 metre kadar olduğunu düşünelim. İşte bu ameliyatta işte 20-30 santimetre çıkarılınca ve o hastamızın da söylediği gibi ileostomi denen o poşet, hani hastalar kakasını dışarıya doğru yapıyor. Belli bir süre sonra biz onu içeri alıyoruz. Aldıktan sonra ne yazık ki o mesafe biraz kısalıyor. Normalde o 80-90 santimetrelik mesafe 50 santimetreye düşüyor. Dolayısıyla yemek kalın bağırsağa geldiği zaman hemen bağırsağı uyarıyor ve tuvalete gitme ihtiyacı doğuyor. Bu tip ameliyatlardan sonra genelde hastalar günde 7 defa, 8 defa, bazen 6 defa, bazen biraz daha fazla, bazen gece kalkıp tuvalete gitmek zorunda kalabilirler. Bunun için bir takım medikal önlemlerimiz var. Bir takım beslenme kurallarımız var. Hastaya bir takım ilaçlar veriyoruz. Yıllar içerisinde bu nispeten daha azalıyor. Evet. Normal bir insan seviyesine dönüyor mu? Dönmüyor. Bunu hastamızın bilmesi lazım. Ama gitgide şiddeti daha çok azalabilir. Bundan çok muzdaripse mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurarak hem medikal tedavisini hem diyetini alıp erken dönemde en azından yaşam kalitesini arttırabilir. Hı hı. Yani medikal çözümlerle bunu halledebilir. Tabii. Yani izleyicimiz, kalın bağırsakta gıdayı tutarak, çıkışı azaltarak, tabii düşünsenize bu hasta şimdi bir yere gidecek, alışveriş merkezinde bir kahve içecek. Kahve içtikten sonra hemen tuvalet arayacak ya da otobüse binecek, uzun bir yolculuk yapamayacak. Bunlar hastanın yaşam kalitesini çok bozar. Evet. Dolayısıyla biz orada ufak medikal önlemler alarak, ufak beslenme önerileri yaparak mutlaka yaşam kalitesini arttırıyoruz yani. Bir diğer sorumuzu sormak istiyorum hocam. 50 yaşındayım. Yaptığım kolonoskopide çekum bölgesinde 2 milim çapında polip vardı. Bu alındı, test edildi, zararsız dendi. Bu tekrarlar mı? Bağırsağın hangi bölgesindeki polipler tehlikeli kolon kanseri yapar? Teşekkürler demiş. İsmi de Mesut Belçika'dan. Mesut Bey. Şimdi Mesut 50 Bey yaşında. 2 milimetre çapında aslında küçük bir polip. Poliplerin çapı arttıkça kötüleşme riski artar. Özellikle polip yaklaşık olarak 2 santimetrenin üzerine çıkarsa kanser hücresi olma riski her zaman daha fazladır. 2 milimetre çapında polip evet bir poliptir ama tekrarlama riskinin nispeten daha düşüktür. Burada yine önemli olan patolojik incelemesidir. Eğer patolojik incelemede bu tekrarlayabilecek karakterde vücudun da ürettiği bir polip ise bu hastayı mutlaka kolonoskopi tarama programına alırız. Burada kalın bağırsağın yeri çok fazla değişmez ama bizim son zamanlarda görmüş olduğumuz rektum tümörleri nispeten artık kemoterapi ve radyoterapiyle neredeyse %98-99'a kadar ameliyat öncesi yok edilebiliyor. Dolayısıyla rektumda olan tümörler muhtemelen tedaviye daha iyi cevap verecek gibi gözüküyor gelecekte de. Ama kalın bağırsağın muhtelif yerlerinde olan tümörün her zaman metastaz dediğimiz uzak organlara yayılma ihtimali vardır. Dolayısıyla şu kısımdaki tümör daha iyidir, bu kısımdaki tümör daha iyidir diye bir bilgi söyleyemeyiz. Yani. Yine kişiden kişiye değişir. Uzmanın mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Yani bunlar böyle basit sorular değil. Bir sürü görüntüleme yöntemleri yaparsınız, mikroskopik özelliklere bakarsınız, genetik testler yaparsınız. Hastaya tabiri caizse geleceği hakkında bir takım fikirler verirsiniz. Ama bunlar hala fikirdir. Evet. Bilimsel dayanağa dayanır. Hastalar her zaman sürprizle doludur. Yani siz hastaya çok
kuvvetli ihtimal dersiniz ki ya metastazın olmayacak, işte 3 sene sonra iyi gideceksin ama o hasta 6 ay sonra metastaz yapabilir. O yüzden mutlaka hastaları kontrol etmek gerekir. Evet hocam. Şimdi bir sorumuz daha var, onu da soracağım. Tabii. Daha sonra tedavi yöntemlerinden konuşuruz. Özellikle hamur işi yiyecekler yediğimde karnımda şişkinlik ve gaz oluyor. Daha çok akşam saatlerinde ağrı hissediyorum. Daha önce huzursuz bağırsak sendromu teşhisi konmuştu. Huzursuz bağırsak sendromu kolon kanseri riskini artırır mı demiş Kübra Hanım Hollanda'dan. Şimdi huzursuz bağırsak sendromu bizim klinik şartlarımızda en sık gördüğümüz hastalık. Evet. Yani 10 hastadan 7'sinde huzursuz bağırsak sendromu var. Adı üzerinde huzursuz bağırsak. Yani evet. Kimisi bir işte hamur işi yediği zaman bağırsak sistemi bozulur. Kimisi elma armut yediği zaman bozulur. Glütenle mi alakalı hocam? Glütenle alakası da var. Yani şimdi biliyorsunuz artık bunlar çok moda oldu. Glütensiz evet. Beslenme, laktozsuz beslenme. Yani biz herkese aman glutensiz beslenin, aman laktozsuz beslenin hekimler değiliz. Yani bunlarla ilgili %100 bir data söz konusu değil. Glutensiz beslenmek kolon kanserinden korur diye bir bilgi de yok. Hı. Dolayısıyla siz glutensiz beslenin kolon kanseri olmayın ya da laktozsuz beslenin kolon kanseri olmayın demeyiz. Ama bazı kişilerde laktoza karşı bir intolerans vardır. Mesela kahveyi sütlü içerseniz karnınız şişebilir. Ya da işte kimi hamur işi yer karnı şişebilir. Yani bu glutene karşı hassasiyetten dolayı da olabilir, mide ve bağırsağın özelliğinden dolayı da olabilir. Yani biz illa aman işte glutenli beslemek çok kötüdür, işte gluteni tüketmeyin, glutensiz beslenin tarafında da değiliz, pür glutenli beslenin tarafında da değiliz. Bunu kişiye göre ayarlarız, kişinin semptomlarına bakarız. Ben lütfen halkımızdan da rica ediyorum, kendi kafalarına göre ben glutensiz besleniyorum, işte ben laktozsuz besleniyorum diye yapmasınlar. Bayağı popüler oldu şu an beslenme konusunda. Yani inanılmaz, herkesin moda bir kafası durum, çok mi? Karışık. Evet. Yani herkes glutensiz tatlı arıyor, laktozsuz beslenmek istiyor. Ama lütfen bilime biraz güvenmek gerekir. Data olarak hala elimizde çok pozitif bir kanıt yok. Dolayısıyla ben size demem ki glutensiz beslenin ama glutensiz rahatsız ediyorsa mutlaka bunu ayarlayabilirsiniz. Kendine bakacak. Tabii kendinize bakın. Ama çölyak hastalığınız yoksa, çölyak çok farklı bir durumdur. Çölyak hastalığında glutene karşı bir reaksiyon vardır ve bir takım klinik şikayetler ortaya çıkar. Ama gluten hassasiyeti farklı bir şeydir. Ekmek yersiniz, hamur işi yersiniz, karnınız böyle hamile kadınlar gibi şişebilir. Ya da atıyorum karın ağrısı yapabilirsiniz de. Onu eğer gluten hassasiyetine yoruyorsanız tabii ki glutenden uzak durun. Evet. Ama bunu bir hekim kontrolünde yapmanızı tabii ki daha öneririm yani. Hocam az önce bahsettiniz ya erken teşhis çok çok önemli diye. Evet. Erken teşhiste polipleri görüyorsunuz ve onları alıyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Daha sonra bunun tekrarlama riski oluyor mu? Bir sonraki oluşumda polipler oluştu diyelim bağırsakta. Bu kanserli polipler olabiliyor mu? Tabii. Şimdi polipler cidden çok küçükse çok semptom vermiyor. Şimdi biz hastalara kolonoskopi yaparken kolonoskopi süresi, kolonoskopinin temizliği çok evet. önemli. Çünkü temiz olmayan bir kalın bağırsakta biz polibi göremeyiz. Çünkü dışkının altında saklanmış olabilir. Göremezseniz onun içinde olabilecek bir tümör ya da kanser hücresini de kaçırabilirsiniz. Burada tekrarlama, eğer siz o polibi çıkardıktan sonra bir, patoloji raporuna baktığımız zaman artık kalan hücreler varsa cidden o çıkarmış olduğunuz yerde polip tekrarlayabilir. Onun için mümkün mertebe iyi çıkarmak gerekir. İki, karakter olarak polip tekrarlayabilecek karakterde ise hastayı yakın takip etmeniz lazım. Hasta kısa bir sürede kanser olabilecek bir hasta da olabilir. Çok uzun süre hiçbir şey gelişmeyecek bir hasta da olabilir. Onun için bunu da mutlaka hastaya bireysel bazda anlatırız. Ya bir genel rehberimiz var, bir de özel rehberimiz var. Örneğin mesela ailede çoklu kanser öyküsü vardır. Meme kanseri vardır, kalın bağırsak kanseri vardır. Mesela annenizde başka türlü bir kanser vardır. Bunlar da çok erken yaşta da kalın bağırsak kanseri çıkabilir. Biz 45 yaşında değil de 25 yaşında da kolonoskopi önerebiliriz. Yaşa bakmadan bir takım ailesel özelliklere bakarak o kolonoskopi yaşını daha erkene çekiyoruz. Ama tekrarlama mevzusu polip olan kişilerde olma ihtimali çok yüksek. O yüzden biz polip olan kişileri mutlaka kolonoskopi tarama programına dahil ederiz. Ne zaman çıkarırız? Son yaptığımız iki kolonoskopide mümkün mertebe polip bulmamış isek ve bu iki kolonoskopinin arası çok yakın değilse, örneğin bir sene ya da iki sene ise bundan sonra artık 5 senelik programa dahil edebiliriz. Evet. Yani çıkarma dedim aslında o 5 senelik program. Çünkü en kötü ihtimalle arabanızın bakımını düşünün 15 bin, 30 bin
Ya mutlaka yüzümünde bir bakım olur yani, olmaz diye bir şey. O yüzden 5 sene sonra mutlaka biz kontrol etmek isteriz. Yani sürekli tetikte olmak gerekiyor. Düzenli bir şekilde, özellikle polip varsa düzenli bir şekilde sonraki yıllarda kesinlikle yani bunu kendi yaptırmak gerekiyor. Bazı emekliler görüyorum, çok güzel polikliniğe geliyor, böyle emekli olmuşlar, kendi dosyaları var. Her şeyin tarihi belli. İşte mamografi yaptıracağı tarihi not almış, kolonoskopi tarihi not almış. Emekliler böyle yapıyor. Genç nesil biraz daha farklı. İşte cep telefonuna kaydediyor bunu. O cep telefonunu kaydettiği zaman uyarı veriyor, geliyor. Yani bunlar artık tabii daha dokümente edilecek. Ama bu şekilde yapmak hem sizi yormaz. Ben ne zaman yaptıracaktım, ne zaman... Bazıları da geliyor, bir poşet böyle şeyle, tetkikle geliyor. Tarih sıralaması yok. Yani hem hastanın kafası karışık hem hekimin işi zor. Ya da sürekli erteleme de oluyor tabii, değil mi? Tabii. Yani onu da yani üşeniyor. Ya kaçırıyor ya da işte o kolonoskopi hazırlık solüsyonunu içmek istemiyor hastaların çoğu. Ama son zamanlardaki kolonoskopi hazırlık solüsyonumuz cidden çok tatlı. Yani güzel bir solüsyon, öyle söyleyeyim. İçmesi de çok rahat. Dolayısıyla uzak doğu meyvesi tadında güzel de içiliyor. Dolayısıyla ondan da korkmasınlar. Burada en kötü şey korktukları şey aslında çok ishal oluyor. Biliyorsunuz hazırlık solüsyonu için çok tuvalete gidiyorlar boşaltmak için. Orada hastaların bir korkusu oluyor. Orada da genelde işte evde hazırlık yapanların işte tuvalete biraz yakın olması gerekiyor. Bazılarını biz hastanede hazırlıyoruz. Diyoruz ki evde yapamıyorsanız lütfen hastaneye gelin. Biz sizi hastanede hazırlayalım. Hemen tuvalet var, hemşire hanımlarımız var. Yani ilgilenen arkadaşlarımız var. Bu konularda da hastalara mutlaka yardımcı oluyoruz. Peki kolon kanseri teşhisi koydunuz. Tedavisi nasıl oluyor? Hangi evrede daha çok teşhis mümkün ve hangi evrelerde hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Kısaca bundan da bahsedin hocam. Hala daha inanın erken teşhis oranımız çok düşük. Ya bu da tamamen halkımızın risk faktörü yoksa 45 yaşında kolonoskopi yaptırmamasından kaynaklanıyor. İşte bu ay farkındalık ayı. İşte bu ay farkındalık ayı ve lütfen yani 45 yaşı civarında olanlar hiçbir risk faktörü yoksa bir defa kolonoskopi yaptırsınlar. Burada çıkarılacak polipler onların ilerleyen zamanlarda kolon kanseri olma riskini ortadan kaldırır. Evet. Benim hekim olarak en çok üzüldüğüm hasta grubu genelde 65 ile 75 arasında kolonoskopi yaptığım zaman kanser gördüğüm hastalar. Çünkü bu hastalar eğer 45 ve 50 yaş arasında bir kolonoskopi olsaydı o kanseri olmayacaklardı. Kolonoskopi olmadıkları için kanser oldular ve biz genelde bu hastalık grubuna Cevahir Hanım ne yazık ki ileri evrelerde tanı koyuyoruz. Yani öyle hastalar geliyor ki artık kalın bağırsak kum saatinin beli gibi daralmış tamamen. Yani kakası geçmiyor oradan. Bu aşamada gelen bir hastaya siz artık kolonoskopi yaptığınız zaman, teşhis koyduğunuz zaman ben hekim olarak ve insan olarak üzülüyorum. Çünkü artık bundan sonraki süreç belli. Kemoterapi, radyoterapi, metastaz çıktı mı, onun yaşam kalitesi bozuluyor, evdekilerin bozuluyor, ekonomik kayıplar başlıyor ve olay çok farklı bir yere gidiyor. Evet. Yani mümkün mertebe erken teşhis önemli ama hala daha bunu çok yapamıyoruz. Eğer evre çok ileri ise maalesef ilk başlama, ilk tedavi şansımız kemoterapi oluyor maalesef. Uzak metastazlar varsa bunları cerrahiyle ortadan kaldıramıyoruz. Ama biraz daha orta evredeyse yine önce kemoterapiyle başlayıp ondan sonra cerrahi tedavi şansımız oluyor. Erken evrelerde ise cerrahi ve endoskopik tedavi şansımız baş başa neredeyse. Burada tek bir ayrıntı var kalın bağırsak için. Bu da rektum tümörü. Genelde rektum tümörüne önce radyoterapi ve kemoterapiyle başlayıp daha sonra hastalar cerrahiye gidiyor ve bu tedaviyle yaklaşık %100'e yakın neredeyse tümör artık kayboluyor. O yüzden onkolog arkadaşlarım onkoloji alanındaki yeni gelişmeleri zaten hastalara yansıtıyor. Evet. Umarım gelecekte hem bizim erken evrede katkımız hem onkolog arkadaşlarımın ve genel cerrah arkadaşlarımın ileri evrelerde katkılarıyla yaşam kalitelerini daha çok artıracağız bu hastaların. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Katıldığınız için, kolon kanseri farkındalık ayında bizi bilgilendirdiğiniz, aydınlattığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tıp bayramınızı kutluyorum yine. Çok meslektaşlarınızın da, tüm sağlık çalışanlarımızın da tıp bayramı kutlu olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Sizi uğurlayacağım. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, Selim şefimiz. Oo, ne kadar güzel. Gerçekten tantuni. Tantuni havası geldi değil mi? Böyle bir lezzeti de gelecektir elbette. Saç tabağı da kesinlikle daha lezzetli oluyor, buna emin olabilirsiniz. Şöyle önden hemen tavuklarımın suyunu çekmesi için ben siz gelmeden tavuklarımı pişirdim. Suyunu çekti. Bir kilo tavuğum var burada. Tavuğun kalça kısmını kullanıyorum. Izgara tava diye geçiyor. Daha lezzetli oluyor. Göğüsten de tabii yapabilirler ama biraz daha, kuru geliyor. Evet, biraz bol yağ koysak. Yine yani göğüs kısmına. Tabii ki tercih edebilirler. Göğüs kısmını da tercih edebilirler. Hemen bir tane soğanım var. Onu ilave ediyorum.
bir soğan. Tabii ince ince kıyılmış olacak. Yağımı da sıvı yağıyorum. Zeytinyağı. Zeytinyağı da ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Soğanlarım birazcık kavrulacak. Çok güzel. Bunu etle de yapabiliriz. Kesinlikle etle de yapılabilir. Etin hangi kısmı olması gerekir peki burada? İstediğiniz kısmını kullanabilirsiniz. Kullanabiliriz. Ette. Evet. Normalde tavuk tantuni de sadece tavuk ve toz kırmızı biber ve yağdan oluşan bir şey aslında. Soğanı ve domatesi çiğden koyarız genelde. Dürüm yaparız ya da sandviç olarak kullanırız. Ama eşimin mide rahatsızlığından dolayı ben pişirerek tercih ettim. O yüzden birazcık benim dokunuşlarım var bu tantunide. Çok böyle güzel. Bir tantuni oldu. Pişirerek yapıyorum. Mide rahatsızlıkları soğanlı domatesi çok fazla yiyemezler ya çiğ olarak. O yüzden ben de kavurarak yapıyorum. Şöyle birazcık biber kullanacağım. Biraz da evet, biraz böyle et sote tarzında yani, ama daha minik kıyılmış. Kesinlikle. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bunlar birazcık sotelenecek. Üzerine domatesimi ekleyeceğim, baharatlarımı ekleyeceğim ve domates ekleyeceğim. İsterseniz ekmekle yine sandviç olarak servis yapabilirler. İsterseniz dürüm olarak lavaşta servis yapabilirler. Ben bugün ekmekleri böyle baget ekmekleri kenarlarına soslayıp koyacağım. Burada da hemen köftemi hazırladım. Burada da patlıcanım vardı. Onu da hemen şöyle siz buradayken üzerine dökeyim. Bu hangi yöreye ait? Yani her yöreye... Çok yöresel gözüküyor çünkü. Yani bazı yöreye göre sıkma deniliyor bu köfte. Malatya yöresi sıkma der. Akdeniz yöresi böyle bulgurlu köfte der. Aslında her yerde yani var. Yani Anadolu'nun birçok yerine kesinlikle yayılmış. Şöyle. Çok güzel gözüküyor o da. Altında patlıcan var. Patlıcan, közlenmiş patlıcan. Yoğurdu. Yoğurt bu arada süzme yoğurt süzme olması gerekiyor. Süzme yoğurt da kullanılabilir ama ben bugün süzme yoğurt kullanmadık. Normal yoğurt kullandık. Suyunu birazcık süzdürdüm. O şekilde kullandım. Çok güzel gözüküyor. Dediğim elinize gibi sağlık. İçine altına başka alternatif de yapılabilir. Kabak sadece gibi. Kabak, ıspanak yoğurtlayabilir. Kabak yoğurtlayabilir. Semiz yoğurt, semizotu çok lezzetli oluyor. Yani istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz alt taban olarak. Şöyle de. Evet. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok böyle yani tadına bakmamak için kendimi zor tutuyorum. Yani biraz daha beş çaylarında da yenilebilir, akşam yemeğinde de yenilebilir. Evet. Şöyle salçamı da hemen atıyorum. Hepsine kavuracağım. Harika. Biraz da domates ekleyeceğim sonunda. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Kekik çok yakışıyor. Kekik mutlaka koyun derim. Şimdi bizi yurt dışında izleyen izleyicilerimiz var. Hani saç tava... belki yoktur evlerinde normalde ama... Normalde olabilir tabii evet, canım. Evet normalde de şimdi hani Türkiye'de bulmak daha kolay evet, ya. Evet evet. Gerçi şimdi Avrupa'da her şeyi bulmak çok kolay. Kesinlikle. Bizim kültürümüze dair. Wok tavalar var. Wok tavada da olabilir. Genelde herkesin evinde olur. Normal tavada tencerede. Biraz ona benzettim. Olur evet, mu evet. Wok olur, tavada olur, da? Olur tabii ki de olur. Ama şöyle bakırda yenilen, yapılan yemekler daha lezzetli oluyor buna. Öyle mi? Kesinlikle. Şey ateşe yapıyorum. Daha çok kalıyor değil mi çünkü herhalde? Ondan dolayı mı? Bilmiyorum ama daha lezzetli geliyor bana. Yani yaptığım her şey daha lezzetli oluyor. Evdekiler de öyle söylüyor. Bunu bakırda mı yaptın derler mesela. Güzel oluyor. Aa. Evet. Evet. Şöyle domatesimi de hemen ekliyorum. Domatesimiz de ama domatesin suyu iyice bir çekmesi gerekiyor evet, değil evet. mi? Evet domates çekecek. Biraz ben bunu sulu bırakıyorum ki böyle ekmek banmalık olsun diye. Oo. Harika. Ellerinize evet. sağlık ve baharatları da baharatları ilave ediyoruz. Koyuyorum. Karabiber. Karabiber, pul biber, kekik. Kekik ve tuz. Ve tuz. Ekleyeceğim. Bu kadar. Harika. Ellerinize sağlık. Teşekkür bu ediyorum. Bu pişecek böyle evet. biraz kendini tıkır bulacak. Tıkır pişmeye evet. bırakacağız kısık ateşte suyunu çekecek. Ondan sonra da afiyetleyeceğiz. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkürler. Birazdan tadına bakacağız inşallah. Bu arada konuğumuz diyetisyen. Bakalım ne diyecek? Yemekler hakkında nasıl yorum yapacak? Gayet merak güzel. Ediyorum. Buna ekmek banmazsak bence. Olabilir. Teşekkürler, ellerinize sağlık. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, uzman diyetisyen Arzu Yamanel bizlerle. Kanser hastalarının beslenme düzeni nasıl olmalıdır? Öğünlerinde hangi besinler yer almalıdır? Besinleri doğru pişirme yöntemleri nelerdir? Kemoterapi alan hastalarda görülen iştahsızlık için önemli tavsiyeleriyle uzman diyetisyen Arzu Gökmen Yamanel şimdi Günaydın Hayat'ta. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Öncelikle tıp bayramımızı kutlamak istiyorum bir sağlık çalışanı olarak. Çok teşekkür ederim. Ve tüm hekimlerimizin, tekrardan ekranı yeni açanlar için, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın tıp bayramı kutlu olsun. Evet, bugün biz kolon kanserini konuştuk. Gürhan hocamızla. Farkındalık ayı, kolon kanseri farkındalık ayı bu ay. Şimdi kanser deyince böyle biraz tatsız bir konu biliyorum. Herkes çok korkuyor. Hani kansere yakalanmamak için neler yapabiliriz? Beslenmemize tabii ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle beslenme konusunda genel olarak kansere yakalanmamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu sormak istiyorum. Aslında biraz önce ben sizi dinledim. Doktor Bey de, diyetisyen hanım da çok güzel anlattılar. Onlara ek olarak daha ziyade beslenme süreçlerinde neler yapalım? Neler yaparsak çok daha iyi olur ve hastalığa yakalandıktan sonra neler yaparsak süreci yönetebiliriz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz kanser zaten kendi hücrelerimiz. Yani kendi hücrelerimizin bir şekilde bozulması. Dolayısıyla burada bir hücreyi düşünün. Yani bedenimizde, dokularımızı oluşturan bir hücre. Bu hücrenin DNA kalıtsal materyalinde bir problem oluyor. Ama bedenimiz o kadar akıllı ki bir şekilde onu apoptoza, yani doğal olarak kendi kendini yok etmesine yönlendiriyor. Yine olmuyorsa bu sefer doğal öldürücü hücreler var. Bu sefer onlar yapıyor. Şimdi bu aşamaların hepsini bizim bozmamız gerekiyor ki kansere yakalanalım. Bağışıklık sistemine ben çok hayranım. Gerçekten çok hayranım ve sindirim sistemine. O kadar güzel hani bir beden aklı var ki kendi içinde. Burada da benim kendi işim olarak besinler çok önemli. Şimdi DNA dedik. DNA'da bir herhangi bir mutasyon, bir bozukluk, kanserleşmeye giden bir süreç olduğunda oraya diyoruz ki karabiber ekleyin. Bildiğimiz karabiber, tane karabiber ya da işte yemeklerimize eklediğimiz baharat onu engelliyor. Yani o DNA'nın bozulmasını engelliyor. Gerçekten ya da oldu mi? Ki çok kolay, hani özellikle örnekler vereyim ki bu programdan sonra herkesin kulağında küpe kalsın. Çünkü herkes çok basit söylüyor zaten. İşte iyi beslenin, sağlıklı beslenin diye. Ama orada evet o DNA hasarını bileceğiz. Orada baharatlar var. Çok sevdim. Sumak var mesela. Sumak da aynı şekilde oradaki oldu ki DNA artık hasarı bir şekilde uğradı. O apoptoza gidecek. Apoptoza iyi geliyor. Hardal da aynı şekilde. Hardal, sumak, karabiber. Bakın aklınızda. Zerdeçalı biliriz biz. Zerdeçal her aşamada. Zencefil ve zerdeçal. Yeşil çay da var, oraya da geleceğim. Bundan sonra oldu ki doğal bir şekilde mutasyona uğradı, apoptoza gidemedi, oldu. Hadi doğal öldürücü, natural killer diyoruz biz onlara. Onları aktive edeceğiz şimdi. Bal. Bal. Kestane balı ya da çiçek balı. Burada en önemli şey şeker vermeden orijinal olan, kekik balığıyla da ilgili çalışmalar var. Orijinal olanı, ama bakın beden çok müsrif değildir. Çok tutumludur. Yani beden kendi içinde, kendi kendine o al, yani karabiberi doldurun her gün yiyin gibi bir durum yok. Karabiberle yenilecek yemekleri, karabiberle yediğiniz takdirde siz onu almış oluyorsunuz. Ya da bal. Burada şeker hastaları falan, hani onları özellikle belirtmek istiyorum. Dikkatli bir şekilde doktor kontrolünde evet ekleyebilirler ama balın da böyle bir özelliği var. Arı ekmeğinin böyle bir özelliği var. Polenin böyle bir özelliği var. Mesela bana kırmızı pancar arzu diyorlar mevsimi geldiğinde. Kırmızı pancarı beslen programlarına eklemeyi çok seviyorum. Şöyle bir aklınıza getirin, kıpkırmızı. Soyarken bile elleriniz, avuçlarınız kıpkırmızı oluyor değil mi? Yediğinizde aynı şekilde kıpkırmızı oluyor. O kadar çok flavonoid ve fenolik bileşik var ki içinde. O kadar güzel vitaminler var ki. Dolayısıyla buradaki bu aşamaları, bu sistemleri toparlıyor. Oksitlenmeyi önlüyor bedende. Sadece pancar değil, tüm kırmızı. Meyve sebzeler diyebilir miyiz? Evet, meyvelere de geleceğim. Meyvelerde çok miktar sınırlan. Şimdi çünkü biz diyoruz ki orman meyveleri, renkli meyveler diyoruz. Bu renkli meyvelerde hani kilo kilo yememize gerek yok. Çünkü orada bir de insülin direncini tetiklemiş oluyoruz biliyorsunuz. İnsülin direnci de kanseri tetikler aynı zamanda. Böyle bir süreç de var. Dolayısıyla evet rengarenk olsun masalarımız diyoruz. Hani çok dikkat çekilmiyor çünkü. Mesela pul biber şu Antep'te, Maraş'ta yetişen, güzel kurutulan, iyi saklanan pul biberler beslenme programlarımıza eklediğimiz zaman bakın zaten soframızda, masamızda. Burada iyi saklayın diyorum.
Düzgün kurutun diyorum. Söylediğim şeyler bunlar aslında. Saklama derken peki... Saklama koşulları, küflenme hangi oluyor. Hangi konularda hatalar yapıyoruz saklama konusunda? Mesela plastikte saklıyoruz. Bu en büyük hata. Camda mı saklamak? Cam, muhakkak cam kap kullanmamız. Kanser konuşuyoruz. Muhakkak yani kanser olmasa bile diğer hastalıklar için de aynı şekilde bu çok önemli. Bazen poşetinde tutuyoruz. Onda da poşetinde, mı tutmamak gerekiyor? Yani aslında baharatları alıp getirdiğimizde şöyle bir bakmak lazım. Hani nemli mi, ne durumda, kokuyor mu, iyi mi? Ondan sonra zaten herkesin evinde baharat kapları var. Porselen veya cam, herkes de var. Hatta kapağı plastik olmayan, tahta olanlar falan var. Şu anda çok çok kolay ulaşabiliyoruz. Getirdiğimizde kullanabileceğimiz kadar alıp, kullanabileceğimiz kadarını cam veya porselen kaplara koymayı ben öneriyorum. Tazelemek gerekiyor sürekli. Tazelemek gerekiyor. Yani böyle çok çok almamak gerekiyor, depolamamak gerekiyor. Öyle bir pandemi döneminde öyle bir süreç oldu. Yani hani alalım depolayalım alalım. Bu sefer bunları saklaması, küflenme oluyor. Gerçekten oluyor. Aflatoksin oluşuyor. Karaciğer kanseri ve böbrek kanseri riski alın. Bedavadan, hiç yoktan. Yazık günah. Bununla beraber kilo... Yani şimdi diyetisyen olunca kiloya geleceğiz. Evet. Kiloda biliyorsunuz meme prostat kanserini tetikler. Yani dolayısıyla orada kiloyu da kontrol etmemiz lazım. Az önce Güran hocamız obezitenin de en büyük risk faktörlerinden olduğunu söyledi. Kolon kanseri söz konusu kesinlikle, olduğunda. Kesinlikle çok çok gastroenterolojiyle uzun yıllar çalıştım ben. Ve hani çok fazla vaka görme imkanım oldu, şükürler olsun. Orada da hani beslenme konusunda... Öyle net görüyorsunuz ki bariz hataları. Şimdi genetiğinde gerçekten yok. Şimdi gönderiliyor ya. Evet. Genetik laboratuvarlarına gönderiliyor. Patoloji laboratuvarlarına gönderiliyor ve sonuçlar geliyor. Yok. Çevresel faktörleri öyle bir kullanmış ki hastalanmışız. Hasta olmuşuz, kanser olmuşuz. Yani o sistemi bozmuşuz. Çevresel faktörler derken de ben burada beslenme kısmındayım. Beslenme kısmı. Beslenme, egzersiz yapmıyoruz. Yoğun strese maruz kalıyoruz. Bununla beraber uyku uyumuyoruz. Mesela uykuyu çok zorlanıyorum ben uyku düzenini sağlamakta bir danışanda. İnanın çok zorlanıyorum. Hani böyle bakın bu saatler arasında uykuda olmamız gerekiyor dediğimde yüzler düşüyor. Böyle görüyorsunuz yani direkt görüyorsunuz hani süreci. Önemli çünkü vücudun bir biyolojik ritmi var. Ve bu biyolojik ritme bağlı oluşan bir immün sistemi var. İmmün sistemi... Hadi ben zerdeçal yiyeyim, zencefil yiyeyim, pul biber yiyeyim, karabiber yiyeyim, organik dağlardan ballar getirteyim, koyayım onları çok iyi saklayayım. Ama sistem doğru çalışmıyorsa ne olacak? Evet. Çok basit şeyler aslında, o kadar zor da değil. Ama günümüz şartlarından bence gözümüzde çok fazla büyüyor. Burada yaşa, hep söylüyorum, biliyorum şu an danışanlarım çok gülüyorlar ama... Yaşam tarzımızın içine sokmamız gerekiyor Cevahir Hanım. Egzersiz de aynı şekilde. Kesinlikle. Uyku düzeni. Günde en az ne kadar uyumak kişiye gerekiyor? Kişiye göre değişiyor. Kişiye göre ya değişir. Bilimsel çalışmalar 6-8 saat diyor. Ama biz orada hani şimdi vardiyalı çalışıyor. İşte erken uyanma anne emziriyor. İşte sürekli. Orada tabii kişiye göre çok fazla değişiyor ama biz daha çok 11 ile saat 4 arasında uykuda olun diyoruz gece. Ya tam o melatoninin salgılanma sürecinde. Bir de burada kırmızı ete ben tekrar dikkat çekmek istiyorum. Evet az önce diyetisyenimiz de bahsetti. Kırmızı et tüketimi. Bazen sağlıklıdır diye hani çok yiyoruz değil mi? Her öğünde kırmızı et tüketiyoruz. Ben herhangi bir X diyeti karşıtı değilim. Bunun özellikle öncelikle altını çizmek istiyorum. Kişiden kişiye mi? Ve şu an kanser konuşuyoruz. Ketojenik diyetlerde çok yoğun bir şekilde kırmızı et tüketimi oluyor. Çok yoğun. Çünkü protein alacaksınız, nasıl alacaksınız? Evet. Yumurta, peynir, tok yoğurt. Tok tutması için değil mi? Evet, et. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği şey, özellikle kanser olan ya da kanser olmaya yatkın olan kişilerde kırmızı et tüketiminin haftada 400 gramı geçmemesi gerektiği. Bakın bu önemli. Biz yani geçiyoruz. Geçiyoruz. Ve mesela ızgaralar, bizim o mangallarımız var. Çok püf noktalar ve daha kolay yapabileceğimiz şeyler olduğu için özellikle altını çizmek istiyorum. Et ateşi 15 santimden bir tık daha uzak olmalı. Direkt ateşle temas ettiğinde de tam o çevre kısmında kanserojen maddeler oluşuyor. Yani o kömür, is kesinlikle. Kanser mi yapıyor? Evet. Yani uzun vadede işte bu sistemler bozulduğu zaman, bu sistemler ha deyince bozulmuyor bu arada. Ama bozuluyor en nihayetinde. Şimdi eskiden hani eski çağlardaki insanlar da ateşte böyle etleri pişiriyorlardı Şu an o da canlandı. Evet, aklıma onlar geldi. Hani ilk öyle başladı pişirme yöntemleri. O dönemde de
pişirme yöntemleri. Kanser riskini çoğaltmışlar farkında olmadan. Yani hani orada hayatta kalmışlardır, okey. Ama zaten şöyle düşünün. Günümüzde yaşam süresi de uzadı aslında. O zamanla şimdi arasında kıyasladığımızda. Ama tabii. Hastalıklar çok fazla baş gösteriyor. Yani burada önemli olan şu. Nasıl yaşamak istiyoruz? Kaliteli yaşamak istiyoruz. Sağlıklı kaliteli yaşamak istiyoruz. Yani dolayısıyla burada tamam her an her şey olabilir. Okey. Ama bununla beraber de biz burada çevresel faktörleri ne kadar kendi lehimize kullanabiliriz? Bu süreci nasıl yönetebiliriz? Nasıl değiştirebiliriz? Şimdi çevresel faktörler dedik. Evet. Çevresel faktörler içerisinde beslenme, egzersiz, uyku düzeni. Başka neler var? Beslenmeye yöneleceğiz. İyice detaylıca konuşacağız. Evet. Başka çevresel faktörler de beslenme, uyku düzeni. Uyku düzeni, egzersiz. Egzersiz özellikle benim en çok ilgilendiklerim. Ve kullandığımız malzemeler diyebilirim. Malzemeler var. O doktor bey bahsettiği için hani onlara çok girmek istemiyorum. İşte plastik kullanımı, kozmetik kullanımı, makyaj, işte saç boyaları. Hani onlara girersek hani zaten çok uzayacak. Beslenme sürecini uykuyu ve egzersizi yönetmeden yani değiştirmeden düzeltemiyorum. Ben öyleyim. Bir de sonuç da alınmıyor değil mi? Alamıyorum. Mesela diyette bir kişi beslenme düzeni okey düzene girdi ama uyku düzeni yok. Sonuç alamıyorsunuz hep değil mi? Hep ödem. Çünkü bakın şöyle düşünün. Vücut niye ödem tutuyor? Su yoksa bir şekilde yerine koymak zorunda. Savaş ya da kaçtan geliyor o aslında. Evet. Su koyuyor yerine. Diyor ki su yok o zaman su koyayım diyor. Bilmiyor yani oradaki olayın iyi mi, kötü mü, sağlıklı mı bilmiyor. O sadece çok net bilinçaltı güdü. Dolayısıyla o zaman biz diyoruz ki ödemin çok suyu arttır. Su tüketelim. Ama mesela siz suyu yeterince tüketmediniz, ödem olduğunda suyu arttırdığınızda gitti. Yine beden diyor ki yani, tamam okey su geldi. Tekrar eski haline dön. Diyorum ya beden aklı var. Evet, gerçekten bir beden aklı var. Evet kesinlikle. Peki kanser hastaları nasıl beslenmeli? Şöyle genel bir bulum yapabilir misiniz? Tabii ki. Kanser hastalarında en büyük problem hem benim hocalarımın söylediği hem de baktığınızda kaynaklardan gelen bilgilere göre beslenme çok elzem. Yani hastalığın gidişatını, hastalığın şiddetiyle beraber beslenme çok etkiliyor. Çünkü zayıflama çok görülüyor. Kemoterapi sürecinde evet, değil mi? Evet evet. Hem hastalığa bağlı olarak hem de tedaviye bağlı olarak görülebiliyor. Şimdi ki çeşitli kanser türleri var hepimiz biliyoruz. Burada biz özellikle bu hastaların zayıflamasını engellemeye çalışıyoruz. Yani kas kitlesini yerinde tutmamız lazım. Hastanın iştahını kontrol, iştah çok önemli, çok ciddi iştahsızlık. Bakın ilaç alıyor. Kemoterapi sürecinde oluyor değil mi genelde bu iştahsızlık? Kemoterapi sürecinde de oluyor hastalığın yani hastalık başladı. Nüksettiğinde de oluyor. Evet evet nüksettiğinde de oluyor. En çok karşılaştığımız şey ciddi oranda iştahsızlık. Buna bağlı da işte mesela radyoterapi alan baş boyunsa mesela yaralar, ağız içi yaralar, baş boyun bölgesinde çıkan yaralar, buna bağlı olan yutkunma güçlükleri mesela olabiliyor. Ya da işte tükürüklerin azalması, ağız içinin kuruması bunların hepsini, hepsi beslenme sürecine etkiliyor. Şimdi çok net hatırlıyorum. Hocam derdi ki Arzu beslenmeye devam etsin ne yaparsan yap. Beslenmeye devam etsin hasta. Burada özel bizim ürünlerimiz de var zaten. İlaç gibi verdiğimiz, halk arasında mama diye geçen ürünlerimiz de var. Mecburen protein, karbonhidrat, yağ, enerji vermek zorundayız. Çok ciddi bir yıkıma giriyor beden. Bağışıklık da aynen. Şöyle çöküyor düşün, çalışıyor, değil mi? Çalışıyor. Bir şekilde gidiyor, çöküyor, ilaca bağlı çöküyor ve şaşırıyor. Beden şaşırıyor. Gerçekten çok zor bir süreç. Şöyle düşününce bir de şeker de kanser yapar derler. Evet. Gerçekten şeker önermiyoruz. Altını kırmızı çizgiyle çizmek istiyorum. Bal bizim neyimize yetmiyor? Balın şekeri yeter. Doğal bu şeker. Durumda şimdi şöyle oluyor bazen işte hastanın iştahı gerçekten yerlerdeyse şimdi klinikte takip ederken onu konuşuyorum. Hastanın iştahı yerlerdeyse önce bakıyoruz dişleri nasıl? Ağız içinde yaralar var mı? Yemek borusunda bir tıkanıklık var mı? Ona göre bir program belirliyoruz. Boyuna, kilosuna, yatışına ve hareket durumuna göre. Bu programa göre
ne kadar kalori alabiliyor? Şimdi biz yazarız 2000-3000 kalori de ne kadar alabiliyor? Gün içinde onu takip ediyoruz. Kalori hesabını yapıp doktoruna götürüyoruz. Doktoruyla beraber örnek veriyorum, hasta 2000 kalori almalı. 1000 kaloriyi anca yemiş. Geriye kalan 1000 kaloriyi ya enteral şekilde, yani direkt sindirim sistemine, ya oral, ya ağızdan ya da tüple beslemeye geçiyoruz. Ya da hoca diyor ki yok diyor, biz bunu artık bu hastamızı damardan besleyelim diyor. Hmm. Eksikleri bakın tekrar söylüyorum, muhakkak yerine koymamız lazım bu süreçte. Yerine koymak gerekiyor. Peki şeker neden kanser yapıyor? Kanser hücrelerinin şekerle beslendiği söyleniyor. Ve bununla ilgili çalışmalar da var zaten. Hı-hı. Dolayısıyla biz bununla beraber şey de var. Hepsini geçtim, kanseri falan. Kandida için de sıkıntı mesela. Sindirim sistemi. Sindirim sistemi bir hastanın iyi olacak ki, hı-hı, ben hedef organı, hedef hücreyi besleyebileyim. Hı-hı. Yani doğru hücreye doğru besini gönderebileyim. Doğru şekilde ayrıştırabileyim. Sindirim sistemini sağlıklı tutmam gerekiyor. Doktor izin verirse şayet. Derse ki tamam hadi bir yiyiversin bir tatlı. İşte bir kabak tatlısı yesin. Yine şansımı zorluyorum. Diyorum ki hocam kabağı fırına atsak, işte alerjisi yok, tahin koysak, fındık ceviz koysak, evet, hani o şekilde yedirsek, hoca olur derse tamam, hiç zorlamıyorum. Hani bazı besinler yenilmemesi gerekiyor. Mesela greyfurt, nar gibi. Hani bunu da çok gündeme getiriyorlar, her seferinde görüyoruz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Orada enzim sistemleriyle ilgili. Şimdi ilacın etki ettiği bir sistem var ya, bir mekanizma. Bunlar da aynı ciddi antioksidanlar. Aynı sistem üzerinden etki ettiğinde ilacın etkisini azaltıyor ya da yan etkiye sebep oluyor. Ama ciddi, yani önemli. Hani ay ne olacak, bir kaşıktan bir şey olur değil. Gerçekten yenmemesi gerekiyor. Ciddi anlamda besin ilaç etkileşimi olan durum budur işte. Hani derler ya hocam biz ne olacak ya, işte bu ilaçla da bunu almayın dediler de biz yok, almamanız gerekiyor. Çok net almamanız gerekiyor. Biz hastane menülerini planlarken de kemoterapi kısmında mesela bakarız. Hangi ilacı alıyor, saat kaçta alıyor, hangi hasta alıyor. İlaçta etkileşimi olmaması gereken besinleri tabii, koyuyorsunuz. Tabii ki besinleri koyuyoruz. Ona göre mesela örnek veriyorum, havuç kırmızı pancar suyu iyi gelir onkoloji hastası için. Hem de ağız içi yarası varsa da yarasını acıtmaz, posası hani zorlamaz gibi. Evet. Ama o bazen onu da işte kırmızı pancarın suyunu da çekmeniz gerekiyor. Sistemleri bozabiliyor. Orada özellikle medikal onkoloğun order'ı çok önemli. Çok önemli. Yani o ilaç order'ını çok iyi okuyup hem evde hem de hastanede yatan hasta için söylüyorum. Ona göre süreci yönetmek lazım. Gerçekten çok önemli. Evet. Şimdi kanser nüksetti diyelim. Tamam. Var diyelim. Neler yenmemesi gerekiyor? Şeker dedik. Kemoterapi görüyorsa greyfurt, nar gibi besinler dedik. Peki başka kesinlikle yememesi gereken besinler nelerdir? Mesela konserve, o paketli ürünler. Evet. Hiç mi tüketilmemesi gerekiyor? Şimdi benim ailemde ben kanser oldum diyelim, atlattım, hayatıma devam ediyorum. Burada paketli olan gıdaların hiçbirini yemeyeceğim. Hayır, yemeyeceğim. Yaşam tarzını, hayatımı değiştireceğim. Çölyak hastası gibi düşünün. O içerisindeki koruyucu madde mi kanser, evet, yapıyor? Evet, koruyucu, tetik. Oldu ya, bağışıklık sistemim düştü. Covid daha 2 yıl önce, evet, işte Covid'deydik. Bağışıklık sistemim düştü, tak yeniden nüksetme olasılığı var. Hani yediğin bir X bir şeyden ne gerek var? Hani ilk söylediğim şey o. Paketli gıdalar, konserveler, altını çiziyorum. Konserve. Konserve gıdalar. Kanser geçirmiş, kansere yatkın olan hastalarda biz konserve vermiyoruz. Bununla beraber tuzlanmış, tütsülenmiş gıdalar. Tuzlanmış ve tuzlanmış balık, tütsülenmiş balık, işte tuzlanmış hindi ya da konserve hindi kavurma. Çeşit hindi yenilen, değil mi? Evet evet, konserve işte barbunya gibi. Onların hiçbirisini hiçbir şekilde istemiyoruz. Çiğ balıklar. Çiğ balıkları da bu süreçte önermiyoruz. Ve ben şu an piyasadaki beyaz un. Hani beyaz undan yapılmış poğaçalar, beyaz undan yapılmış ekmekler, beyaz undan... O da mı yok? Gluten demiyorum, beyaz un. Çok fazla rafine. Aklınızda olsun. Çok kullanıyoruz ama. Çok. Her şeyde kullanıyoruz aslında. Çorbalarda, ekmeklerde. Şöyle bir, bütün izleyicilerimize şöyle bir öneri yapsak. Evet, hepimiz kullandık, kullanıyoruz. Ama bugün bu program itibariyle herkes mutfağında bir challenge'a, bir değişikliğe gitse mesela. Örnek, hı-hı, veriyorum.
Beyaz un yerine kara buğday unu. Türkiye'de çok kolay bulunuyor. İnanın Avrupa'da çok danışanım var, orada daha kolay bulunuyor. Hı hı. Kara buğday unu. Hem gluteni yok. Türkiye'dekiler için avantajını söyleyeyim. Bizim İç Anadolu'da yetişiyor. Evet. Bizim unumuz. Evet. Çok basit. Çörek otu. İçinde timokinon dediğimiz muhteşem faydalı bir madde var. İşte teşhis edildi. Ona göre çörek otu yağları yapılıyor standartize. Biz veriyoruz. Peynirlerimize çörek otu koyabiliriz. Bununla beraber mercimek, kuru fasulye, nohut kullanabiliriz. Onları da un için haline getirebiliriz. Un haline. Tabii tabii, çok güzel mercimek kreplerimiz var. Mis gibi nohut unu haline getirebiliriz. Yani kastettiğim şey sadece beyaz un. Siyez değil, kara kılçık değil, Bolu'daki iza değil, kavılca değil. Kastettiğim şey rafine beyaz un. Bunun altını çiziyorum. Ve inanın bana, şu an bunlara çok kolay ulaşabiliyoruz. Hani hiç zor değil. Burada sadece bizim ne kadar istediğimiz. Alışkanlığımızı değiştirmek gerekiyor. Yani evet, şöyle düşünün. Ama beyaz un da lezzetli oluyor şimdi. Yani o başka bir gerek olmaz. Poğaça yapınca aynen. Beyaz un lezzetini vermiyor ya tam zaten olarak. Zaten olay o ya. Evet hani, olay o. Aslında aynı lezzeti verse biz de çok çabuk alışkanlığımızı değiştireceğiz. Tabii çok lezzetli. O konuya hiç bakın girmiyorum. Evet. Ama o tat hücrelerindeki o sistem de yönetilebiliyor, biliyor musunuz? Değişebiliyor. Çok akıllı. Şöyle düşünün. 6 ay emzirdiniz. Ek gıdayı nasıl geçeceksiniz? Böyle bir sistem olmasa bedende. Kabak deniyorsunuz. Havuç deniyorsunuz. Sonuçta anne sütü laktozlu, şekerli. Bir şekilde alışıyoruz. Evet. Dolayısıyla bunu bırakıp buna da alışabiliriz. Şimdi şöyle sorular geliyor. Benim genetiğimde yoktu. Hayatım boyunca sigara içmedim. Kötü de yaşamadım. Uyudum ama kansere yakalandım. Böyle şeyler de oluyor. Burada da diyorum ki bu senin kaliteli yaşamı ne kadar istediğinle alakalı. Çünkü orada biz dikte edemeyiz. Sadece deklare edebiliriz. Evet. Doğru olan budur. Bir de dediğim gibi bizim ülkemizde bunu yönetmek kolay. Tahıl dayalı bir toplumuz. Tahılın şeklini değiştireceksin. Hı hı. Yani gibi. Hı hı. Sebze meyve. İnanın mevsiminde sebze meyveler var. Her evet. Yerde var. Pişirme yöntemleri de çok önemli değil mi? Çok önemli. Kızartma? Çok önemli. Yok. Kızartma yardım. Kızartma yok, yapmayalım, kaldıralım, gitsin kızartmayı, kaybedelim. Fırına. Fırın. Bir de yeni makineler çıktı ya böyle kendiliğinden kuruturak. Evet, çeşitli çalışmalar var. O çalışmalar çok kullanılmaya başladı evet. Son zamanlarda. Yorum yapmayacağım. Yorum önce çalışmalar gelsin çünkü çok da güvenmiyorum şu an. Çok yeni ve çok kızartma popüler. Değil. Anladım. Kızartma havasında böyle kurutuyor. Çok anladım. Ama bakmak lazım. Artık yani. Şimdi neredeyse her mutfakta her var. Her mutfakta var. Onu ben kendi danışanlarımla da bir tık bekletiyorum. Hmm. Biraz yayın gelsin, biraz bir zaman geçsin. Gerçekten yok yani. Onunla ilgili çalışmalar yok. Ya da ben ulaşamamış olur. Belki vardır. Ben şu an görmemişimdir. Şu an bir yorum yaparsam iş güzellik etmiş olurum. Ben kullanmıyorum, evimde yok. Almadım özellikle, danışanlarımı da alın diye ısrarcı değilim bu konuda. Evet. Yayınlar gelsin, bakalım ne kadar sağlıklıdır, ne kadar değildir. Ona göre yönlendiririz. Elektrikli ızgaralar da var. Yani o da kullan. Haşlama diye bir yöntemimiz var bizim Düdüklü'de. O da yapılabilir ama seçtiğimiz besin kadar pişirme yöntemimiz aynı derecede etkili ve önemli. Yakmamak gerekiyor bir tabii, de. Tabii. Bir de mesela şey düşünün. Kıymalı ıspanak yaptın. Dolaba koymadın, dışarıda kaldın. Yeme. Tabii. Kıymalı yeme. Olduğu için. Aynen öyle. Ya da yumurtalı x bir yemek yaptın. Yine unuttun. Ya unuttun, tabakta unuttun. Onu da yeme. Kanserojen. Evet. Peki yemekleri mesela yapıyoruz, dolaba koyuyoruz, bekletiyoruz. Hani birkaç gün sonra yiyoruz. Onlar da zararlı mı? Bir tane hocamın sitesinde okumuştum. Orada diyor ki ikinci güne genelde bekletmemeye çalışın. Genel itibariyle. Özellikle sebze yemeklerini. Özellikle zeytinyağlılar mesela ikinci gün daha lezzetli. Etli sebzeleri. Etli sebzeleri, zeytinyağlılar bekletmeyelim. Bir de yağ konusuna girmek istiyorum. Evet, unutmadan. Zeytinyağını mesela kızartarak yapıyoruz ya da soteleyerek. Onu... Zeytinyağı, şimdi mutfağımızdaki, neden söylüyorum? Daha geçenlerde piyasada ayçiçek yağına ulaşım, mısır özü yağına ulaşım falan çok zordu. Bir gündem, ciddi bir gündem oldu hatırlarsınız. Bununla beraber biz... Bilmiyorum çok mu katayım bu konuda ama mutfakta hiçbir şekilde ben ayçiçek yağı ve mısır özü yağı istemiyorum. Bu konuda çok netim. Bakın Ege bölgemiz var, Marmara bölgemiz var, zeytin, Akdeniz bölgesinde de var. Hatta bu ara hepimiz deprem bölgesine destek olmak istiyoruz değil mi?
Oradan zeytinyağı alıp ayçiçek yağlarımızı zeytinyağlarıyla değiştirebiliriz. Çünkü mutfakta kullanacağımız, benim izin verdiğim iki çeşit yağ var. Bir tanesi zeytinyağı, bir tanesi hakiki tereyağı. Hatta tereyağını da cığ yağı haline getirin diyoruz. O süt kısmını çıkmış hali. Aynen öyle, hani kavurup cığ yağı haline getirin diyoruz. O da hadi onu da işgüzarlık etmeyeyim diyorum. Hani o kadar da zorlamayalım. Tereyağı ve zeytinyağı diyorum. Ve sofralarınızdan ne olur zeytini eksik etmeyin. Kekiği eksik etmeyin. Zeytin ve kekik. Zeytin, kekik eksik etmeyin. Zeytinyağı eksik etmeyin. Kavurma kısmına gelince, hani söylemeden geçmeyeyim diye söylüyorum. Genel itibariyle kavurmayı çok önermiyoruz. Daha Ege bölgesindeki gibi. Hepsini koydum, zeytinyağını koydum, pişirdim çıktım tarzı. O hem bizim için de kolay. Çok da lezzetli oluyor, inanın bana. Biraz böyle karamelize oluyor. Ediyoruz ya. Biliyorum. Olmaması gerekiyor çünkü hafif yanmış yani oluyor. Şöyle, olmaması gerekiyor. Hani hafif o yanmışlığı istemiyoruz. Ama dediğim gibi detaylarda boğulacağız ya. Ona daha çok var ya şimdi. Evet. Öncelikle bir... Evimizde basit olan yağını keselim, ondan sonra buna geçelim. Ama evet, hepimiz biliyoruz yani taze fasulyeyi koy, domatesi doğra koy, soğanı koy, işte çok az toz, çok az şeker, zeytinyağını koy, kapat, suyu koy, pişsin. Evet. Yöntemimiz budur. Evet. Haşlama, mesela sıklıkla haşlama yapılabilir, haşlama önerilebilir. Düdüklü kullanımını tavsiye ediyoruz. Düdüklü çünkü biliyorsunuz buharda pişirme yöntemi aynı zamanda. Burada da bu şekilde yönetilebilir. Şimdi çok hani uzun da konuştuğumuz için çok zor da görünüyor şu an. Onun çok farkındayım ama pratikleşince inanın öyle olmuyor. Sadece bunun yerine bunu yapmış oluyorsunuz. Evet, evet. O kadar, gerçekten o kadar. Bunun yerine bunu yapmış oluyorsunuz. İşte mevsiminde olmayan bir meyve yemek yerine mevsiminde şu an hani ne varsa onu yiyor. Elma yiyorsun mesela. O da çok i̇şte önemli. Karpuz değil, mevsiminde elma yemek yiyorsun. De çok önemli. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Hanım. Ben teşekkür ederim. Bir sürü sorun var daha burada ama süremiz maalesef bitti. Bir sonraki sefere yine böyle bir konu üzerinde detaylıca konuşuruz. Dilerseniz mutfağımıza geçelim. Orada da tadımlarımızı yapalım. Bugün mutfağımızda pişen tarifler hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Bu arada sizin şefimizin eli gerçekten çok lezzetli. Bakın merhaba, ne güzel gözüküyor. Sağlık, evet. Şimdi yemeyelim mi bunu? Ne yapalım? Beyaz ekmek var. Mesela bulgurda şey var, kinoa bulguru var, kara buğday bulguru, mısır irmikleri var. Hani hemen gördüğüm için soruyorum. O evet, şekilde de tercih edilebilir. Normal bulgur sağlıklı değil mi? Ben sağlıklı değil diyordum. Normal bulgur sağlıklı. Hani gluten intoleransı olanlar da bunlar tercih edilebilir. Ama İç Anadolu yöresinden gluten problemimiz yoksa bulgur biz yazıyoruz zaten diyabette. Evet. Sıklıkla tercih ediyoruz. Çok lezzetli çünkü bulgur yazıyoruz. Tereyağıyla olunca. Bulgur, tereyağını da öneriyorum ben. Evet. Evet. Yani tereyağlı bulgur pilavı. Öneriyoruz. Yeşil mercimekli tereyağlı bulgur pilavı diyelim yeşil hatta. Protein harika. İçeriğini arttırmış oluruz. Başka da yemek oluruz. Yapmaya gerek yanına yok. Sadece bir kaşık, bir çeşit mesela. İki kaşık yoğurt bitti. Bitti. Lift almış oluyorsunuz aynı şekilde. Evet, şimdi peki bu tarifler hakkında ne buyurun düşünüyorsunuz? Şimdi ben elinize özellikle sağlık, çok güzel gözüküyor. Ekmekten de vereyim istersin. Elinize ben alırım. Sağlık. Ellerinize sağlık. Şimdi tadına bakacağız. Tamam. Siz tadına bakın, sonra yorumlarınızı alacağız. Tamamdır. Öncelikle tantunun tadına bakıyoruz. Tamam, afiyet olsun. Ekranı yeni açanlar için şöyle bir tamam, üzerinden geçebiliriz. Tamam, geçiyorum. Patlıcanlı bulgurlu köfte yaptık. Közlenmiş patlıcanı yoğurduyla güzelce karıştırıyorum. Tuzuyla birlikte alt tabanı oluşturuyorum. Üzerine de bir bardak bulgura, bir bardak su ekleyip şişiriyoruz. Sonra üzerine yumurta, un, baharatlarını da koyup küçük küçük köfteler yapıp suda haşlıyoruz. Sonrasında da bir domates salçalı sos hazırlayıp haşlanan köfteleri sosun içerisine atıp üzerine koyuyoruz patlıcanımızın. Burada da tavuğumuzu güzelce küçük küçük doğruyoruz. Suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Üzerine domatesini, biberini, soğanını hepsini kavurup güzel bir kavurduktan sonra ekmekleri de sosla böyle batırıp isterseniz sandviç olarak, isterseniz lavaş olarak servis yapabiliyorsunuz. Evet. Mesela elinize şurada sağlık. Ekmekleri çıkardığımızda gayet sağlıklı ya da bir yemek. Kara buğday yapabiliriz. Kara buğday evet, ekmekle olduğunda. Çok gündemimiz olduğu için özellikle evet, söylüyorum. Bol sebzeli yazdan kalan domatesle evet, yaptığımızda evet, değil mi? Kullanılabilir. Çok da güzel. Peki köftemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Köftemiz de kullanılabilir. Değil mi? Köftemizle ilgili de bir problem yok. Patlıcan da patlıcan. Oradaki olayımız sadece dediğim gibi mevsimde olması bizim için önemli. Hı-hı.
günümüzün konusu bu olduğu için söylüyorum. Mevsiminde olması ama genel itibariyle ülkemizde zaten dört mevsim yaşayan bir ülkeydi, inşallah öyle devam edecek. O şekilde besin ulaşılabilirliği de çok kolay haliyle. Mevsiminde tüketirsek bir sıkıntı yok. Çölyak hastaları tabii ki bulgur yiyemeyecek. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. Sevim şefimiz, ellerinize sağlık. Afiyet gerçekten olsun. Gerçekten çok lezzetli. Teşekkürler. Çok güzel. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Mutlaka deneyeceğim ikisini de. Afiyet olsun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün Tıp Bayramı, 14 Mart Tıp Bayramı. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.